Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Medarikü't Tenzil ve Hakaikü't Tevil. Yani Nesefi Hazretlerinin tefsirinden Sure-i En'am'daki 128. ayetten itibaren dersimize başlayabiliriz. Değil mi? Bakalım bugünkü dersimizde neler var. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor Rabbimiz? Dinleyelim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Yani o gün hepsini haşrederiz. Yani bütün o ehli küfrü, öyle değil mi? Herkesini haşrederiz. وَبِالْيَاءِ Hafs öyle okumuş. Yani يَحْشُرُهُمْ Ama diğerleri نَحْشُرُهُمْ okumuş. وَذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ demektir yani. Bizim haşrettiğimiz o günü hatırla. اَوْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ قُلْنَا Onları haşrettiğimiz gün şöyle deriz. Ya maşeral cinni, ey cinniler grubu. Kad istekseltum minel insi. İnsanlardan çoğunu aldattınız. Çok avladınız, çoğunu avladınız. Böyle diyebilirsiniz yani. Öyle adlaltum minhum kesiran. Onlardan çoğunu aldattınız, dalalete sürüklediniz. Ve cealtumuhum etba'akum. Ve onları kendinize tabi kıldınız. Kema tekul, nitekim Arapça'da denilir, istekserel emiru minel cunud. Demek ki bu manaymış istiksar. Yani bey ordularını çoğalttı demek. Ve kâle evliyâvuhum minel insi. Allah Allah. İnsanlardan o cinnilerin dostları olanlar da diyor ki, ellezîne etâûhum ve istemeû ilâ vesvesetihim. Cinnilere itaat edip onların vesveselerine kulak verenler, رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ Ya Rabbi biz birbirimizden faydalandık. Ey intefa'al insü bişşeyatîn insanlar şeytanlardan istifade etti. حَيْسُ دَلُّهُمْ عَلَى الشَّهَوَاتِ Şeytanlar onları şehevi arzulara sevk etti. وَعَلَى اَسْبَابِ التَّوَسُّلِ اِلَيْهَا Ve şehevi arzulara ulaşma yollarına. Ayrıca وَانْتَفَعَ الْجِنُّ بِالْاِنْسِ Cinniler de insanlardan faydalandı. حَيْسُ اَتَاعُوهُمْ Onlara itaat ettiler. وَسَعَدُوهُمْ عَلَى مُرَادِهِمْ فِي اِغْوَائِهِمْ Onları aldatmak için maksatları konusunda yardımcı oldular. Ve devam ediyor o insanların velileri. Biz birbirimizden istifade ettik. Böyle istifade yani. وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا Bize belirlediğin ecele yani son anımıza ulaştık. يَعْنُونَ يَوْمَ الْبَعْسِ Ha, burada kasıt, yani ecelden kasıt, öldükten sonra dirilme günü. وَهَذَا الْكَلَامِ Bu söz, اِعْتِرَافٌ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ تَعَاتِ الشَّيَاطِينَ Şeytanlara bu insanların uyduğuna dair itiraftır. Ayrıca وَاتِّبَاءِ الْهَوَى وَالتَّكْذِيبِ بِالْبَعْسِ Öldükten sonra dirilmeyi, tekzip etmek, yalanlamak, heva arzulara uyma noktasında itiraf. Ayrıca ve tahassurun ala halihi. Durumlarından dolayı eyvah çekmektir. Yani hasret duyduklarını. Hasret demek yani pişman olduklarını ifade etmek. Şimdi cevap ne peki bunlara karşı? Ha. Kalen naru mesvakum menzilukum. Diyecek ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak Cehennemdir sizin son durağınız. Halidine fiha ebediyen kalacaksınız. Bu da halün vel amilun manel idafe. Mesvakümdeki izafet manası. Böyle demişler. Farklı ifadeler de var da, karşı çıkanlar da var bu ifadeye. Onlara girmeyelim. Yani fıkhi hüküm olsa girerdik. Farklı görüşler ama burada gerek yok. Ke kavlihi enne dâbira hâulâ'i maktû'un musbihîn. Tıpkı bunun gibi. Yani bu kafirlerin sonu kesiktir. Sabaha çıkamayacaklar. Ya veya o şekilde. Fe musbihîn hâlun min hâulâ. Allah Allah. Vel âmilu fil hâl mânel idâfe. Dâbira hâulâ var ya izafet manası. اِذْ مَعْنَاهُ الْمُمَازَجَةُ وَالْمُضَامَّةُ Yani bunların arkaları, yani bunları
bunları takip edecek olan şey, arkalarından gelecek şey, o mana yani. Vel mesva leyse bi amil. Burada mesva amil değildir, mesva kümde. İzafet manası amildir. Çünkü mesva da şey ya, ismi mekan. Evet. Veya mastar. Değil mi? Mastar-ı mimi. لِأَنَّ الْمَكَانَ لَا يَعْمَلُوا فِي شَيْءٍ İsmi mekan mış burada. İsmi mekan amel etmez. Mastar olsa amel ederdi. Bu nahible alakalı mesele. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ Yani Allah'ın dilediği şeyler hariç. Yani cehennem azabında ebedi kalacaklar. Allah'ın istediği hariç. اَيْ يَخْلُدُونَ فِي عَذَابِ النَّارِ الْاَبَدَ كُلَّ Ebediyen kalacaklar. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ Allah'ın dilediği vakitler. Yani illa el evkat elleti yunkalune fiha min azabis sa'iri ila azabiz zemheriri. Bu şekilde yorumlamış. Yaşar Nuri'nin serseriliği gibi değil. Geberdi gitti elhamdülillah. Yani yakıcı azab-ı sa'irden böyle iyice böyle kaynatan cehennem azabından soğuk azaba nakledildikleri vakitler hariç. Yani yine ebedi kalacaklar. Yoksa illa maşallah'tan kasıt Allah isterse ebedi kılmaz. O mana değil yani. İnne rabbekes. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin hakimün. Her şeyi hikmetle yapar. Fîmâ yef'alû bi evliyâihi ve adâihi. Dostlarına, düşmanlarına yaptıklarında hikmetle yapar. Alîmun bi amâlihim. Anellerini bilir. Feyezzî kullen alâ vefki ilmihi. İlmine göre ne yapar? Hepsine de cezasını veya mükafatını verir. Gelelim 129. ayete. Ve kezalike nuvelli ba'de'z-zalimine ba'dan. Bu kelime de çok enteresan. 3 tane mana verecek mübarek. Yani birinci benim ilk aklıma gelen, ey şanlı peygamber, biz tıpkı yukarıda zikredilen gibi zalimlerin bir kısmını bir kısmına dost ederiz. Yani zalimler birbirinin dostu olur yani. Ama veya nütbi'u ba'dahum ba'dan finnar. Cehennemde yani zalimlerin bir kısmını bir kısmına tabi kılarız. Bu bir mana. Bizimki değil bu. Ev musallitu ba'dahum ala ba'dın. Zalimlerin bir kısmını bir kısmına musallat ederiz. O da bir mana. Veya bence bu mana daha böyle makul gibi. Ev nec'alu ba'dahum evliya ba'd. Zalimlerin bir kısmını bir kısmına dost yaparız. Bima kânû yeksibûn kazandıkları ameller sebebiyle. Bi sebebi mâ kesebû minel küfri vel maasi. Kazandıkları küfür ve masiyetler, günahlar sebebiyle. Sümmel yukâlu lehum yevmel kıyâme alâ ciheti tevbîhi. Sonra da bu alçaklara kıyamet günü azarlayarak şöyle denir. Ya maşeral cinni vel insi. Ey insanlar ve cinniler toplulukları. Elem yetikum rusulun minkum. İçinizden peygamberler gelmedi mi? Anlatmadı mı? Devam edecek zaten. Yani bura çok tatlı değil mi? Evet. Şimdi ani dahak. Tabi. Dahak meşhur bir tabii bu. Müfessir. Tabi tabii müfessir. Ba'se ilel cinni rusulen minhum. Yani peygamber cinnilere de onlardan peygamber gönderilmiş. Kema ba'se ilel cin insi rusulen minhum. İnsanlara gönderildiği gibi kendilerinden. لِأَنَّهُمْ بِهِ آنَسُوا Çünkü herkes kendi cinsinden olanlara daha yakınlık hisseder. وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ النَّاسِ Yani bu ayetin açık manası bunu gösteriyor. وَقَالَ اَخَرُونَ Diğer bir kısım alimler de اَرْرُسُلُ مِنَ الْاِنْسِ خَاسَّةً Sadece yani benim de şahsi kanaatim bu. Yani çoğu müfessirler bu görüşte. Yani insanlardan gönderilmiş. وَاِنَّمَا قَالَ رُسُلٌ مِنْكُمْ Peki böyle niye dendi sizden peygamber? لِيَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ السَّقَلَيْنِ فِي الْخِتَابِ Kur'an-ı Kerim bu ayette cin ve insi bir araya toplayınca سَحَ ذَلِكَ Böyle bir mana doğrudur. وَاِنْ كَانَ مِنْ اَحَد۪يمَ Sadece birinden peygamberler gelmiş olsa bile. Evet bizim ehl-i sünnet de cinnilerden peygamber gelmediği konusunda. Müttefik. Tıpkı şu ifade gibi. Ke kavli yahrucu minhum el-lu'lu ve'l-mercan. Bak. Yani onlardan lü'lü ve mercanı çıkarır. Yani minhuma dediği yine insanlar şeyden yani nedir? İki denizden. Ha, iki denizden yani. Ha, evet.
Ev rusuluhum veyahut da rusuluhum rusulu nebiyyina. Peygamberimizin elçileri. Anlatabildim? Böyle de olabilir. Hocam burada neyi örnek olarak getirmek istedim? Yani denizde bir deniz mi kastedildi yoksa lu'lu vel mercan mı muradif aynı manada? Değil mi? Yakrucu minhuma çıkar el-lulu. Yani ikisi hani birinden ayrı çıkar, ayrı tabii. Yani ikisinden de bu çıkar yani. O zaman hem insanlardan hem cinlerden bir Resul gönderilmesine bir delil. Evet, yani. Ona yani hayır bir tarafın kastedilmesine delil. Tamam, bir taraf kastediliyor. Nasıl bir taraf? O zaman herhalde tek deniz kastediliyor hocam yani. Ya, tek deniz, evet doğru. Aslan, tabii. Denizden. Evet. Tamam. Daha güzel. Ev rusuluhum olabilir. Yani rusulüne bir peygamberimizin ke kavlik vellev ila kavmihim mundirin. Yani bütün o elçiler kendi milletlerine uyarıcı olarak döndüler. Yani bizim peygamberimiz manasına, bizim minna demek rusulü nebiyyina yani. Tamam? Peygamberimizin elçileri, hani sahabeler, diğer peygamberlerin elçileri vesaire. Yakussun aleykum ayati. Gelmedi mi sizden peygamberlerimiz, gelmedi mi ki sizlere ayetlerimizi anlatan, yakraune kütübi kitaplarımızı okuyan ve yundirunekum liqa'a yevmikum hada yani yevmel kıyame kıyamet günüyle sizi uyaran peygamberlerimiz gelmedi mi ey cinler ve insler? Kalu derler ki şehidna ala enfusina biz kendi kendimize şahitlik ediyoruz. Bi vücubil hücceti aleyna evet delil bizim aleyhimizedir. Geldi yani. Ve tebliğü rusulü ileyna ve peygamberler bize tebliğ de ettiler. Ve garrathumul hayatü dünya. Maalesef dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim ennehum kânu kâfirîne bir rusul. Kendileri aleyhine şahitlik ettiler ki onlar peygamberleri inkar ettiler. Zâlike yani işaretun ilâ mâ tekaddeme. İşte yukarıda olanlar yani min bi'seti rusulü ileyhim. Öyle değil mi? Yani onlara peygamber gönderilmesi ve huve bu zalike haberu mübtede'in mahzuf ey el emru zalike durum böyle ey muhatap, ey şanlı peygamber durum bu durum bu ellem yekur rabbuke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun durum neymiş? Senin Rabbin hiçbir memleketi ahalisi hiçbir şeyden habersizken asla helak etmiyor zulm ile. Ne kadar güzel değil mi? Te'lil yani gerekçe bu. Ey el emru ma kasasna aleyke. Durum bizim anlattığımız gibi. Peygamber de gönderdik. Onlar da tekzip ettiler. Kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Lintifai kevni rabbike. Çünkü senin Rabbinden böyle bir şey yok. Ne yok? Muhlikel kura bi zulmin. Hiçbir memleketi zulümle helak edici değil senin Rabbin. Ala enne en mastariye. Tabi bu manayı nasıl vereceğiz? En mastariyedir. Mastar ifade eder. Ve yecuzu en tekune muhaffefeten mine sekile. Ennenin muhaffefi. Yani en şekli de olabilir. O zaman ennehu şan zamiri olur. Vel mana li enne şe'ne vel hadise. Durum şu. Lem yekun rabbuke mühlikel kura bi zulm. Rabbin seni hiçbir memleketi zulümle helak edici değildir. Bi sebebi zulmin akdemu aleyh. Geldikleri zulüm sebebiyle helak etmiştir. El zalimen veya zalim değildir. Ala ennehu lev ehlekehum ve hum gafilun. Gafilken onları helak etseydi Allah. Lem yünebbehu bi resulin ve kitap. Peygamber ve mukaddes kitap gönderilerek uyandırılmazlardı. Yani tembih edilmezdi. Lekâne zâlimen. O zaman zalim olurdu. Ve huve mütealin anhu. Allah böyle bir şeyden haşa yücedir. Yapmaz. Ve likullin minel mükellefîn. İster insan ister cin. Cinniler. Bütün mükelleflerin her biri için var. Derecetün. Dereceler var. Menâzilu. Yani makamlar mimma amilu yaptıkları ameller sebebiyle
min cezai amalihim. Tabi amellerinin mükafatı veya cezası. Ve bihi istedelle Ebu Yusuf'e ve Muhammedun rahimahumullahu ta'ala bu ayetle delil getirmiş imameyn ki ala enne lil cinni es-sevabe bit-taat. İtaatleri sebebiyle cinniler için de sevap var. Li'annehu zikira akibe zikri's-sakalayn. Çünkü bu ayet cin ve insi zikrettikten sonra gelmiş. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ Rabbin senin onların yaptığı amellerden habersiz değil. بِسَاهِنْ عَنْهُ Unutacak değil. وَبِالتَّائِدَ Yani تَعْمَلُونَ demiş. Şami okumuş öyle. Gelelim bir diğer ayete. Ha, aferin sana. Tabii iki tane getirdim. Aferin sana. وَرَبُّكَ Ey şanlı peygamber, ey Kur'an'ı dinleyen insan, senin Rabbin el-ganiyyu, çok zengindir. Zür-rahme, rahmet sahibidir. Allah veya müstahnidir kullarından, o manayı vermiş. An-ibadihi, kullarından müstahnidir. Yani bizimki de doğru. Ve an-ibadetihim, onların ibadetlerine de ihtiyacı yok. Burada gani daha ziyade müstahni manasında, ihtiyacı yok. Ama zengin manasını da verebiliriz yani. Bir beis yok. Zür rahmeti aleyhim bit teklif. Teklif yapmakla onlara rahmet sahibidir. Niçin? Ta ki liya'rudahum lil menafi'id daimeti. Mükellefiyetle ahirette devamlı menfaatlere onları arz etmek için. Veya liyu'ridahum da olur. Yüzlerini çevirmek. Ben de tef'il kalıbında getirmiş ama doğru hocam. Liyu'arridahum mu? Evet. Hayır, o doğru değil. Liyu'arridahum olur. O da olabilir. Tahriz manasını almış. Ama tahriz manasına burada ihtiyaç yok. Liyu'arridahum daha makul gibi. Yani hulasa, in yeşe böyle bir Rab isterse yudhibkum eyyuhel zalemet. Ey zalimler sizi götürür dünyadan. Ve yestehlif min badikum ma yeşev. Ve sizden sonra da dilediğini halef olarak getirir. Minel halkil muti, itaat eden insanları getirir. Kema enşe'kum min zürriyeti kavmin aharin. Nasıl ki sizi, değil mi? Başka bir milletlerin nesillerinden inşa etti, getirdi. Min evladi kavmin aharin. Başkalarının nesillerinden. Lem yekunu ala mitli sıfatikum. Sizin gibi özellikleri olmayan. Ve hum onlar ehl-i sefineti Nuh'in aleyhisselam. Öyle yorumluyor ama bu genel bu mana. Yani hani Nuh aleyhisselamın gemisinde olanları kastediyor diyor ama yani illa böyle olması şart değil. Ha, innema, dikkat ediyorsunuz değil mi? Ma kâffe. Ma bimana ellezi, ha ellezi manasınaymış. Kâffe değil. O da oluyor. Yani o ki tu'adun. Size vaat edilen şeyler. Minel ba'si vel hisabi ve sevabi vel ikab. Öldükten sonra dirilme, hesap vereceğiniz, sevap ve azap göreceğiniz vesaire. Le'atin mutlaka gelecektir. Allah. Haberu inne ey leke'inun yani. Değil mi? Le'atin yani gelecek manasına. Sabit yani kaçacak değil. Ve ma entum bi mu'cizine. Haşa onu azze düşürüp de üzerinizden savacak değilsiniz. Yani bir fe'itine. Raddun li kavlihim men mâte fekat fâte. Öldü mü bir adam geçti gitti. Hayır. Savamazsınız. Gelelim 135'e. El mekânetu tekûnu mastaram. Allah Allah. Yani aşağıda gelecek olan ayetteki mekânet kelimesini açıklıyor. Mekânet yani herkes kendi duru haline göre manasına, durumunuza göre, yani işgal ettiğiniz makama göre, yerine göre. Gücünüze göre. Evet, gücünüze göre. Tekunu mastaran, yukalu meküne mekaneten, mastar olabilir. İdame temekkene eblegat temekkün, aşırı derecede yerleştiği zaman. Ve bimanel mekan, yer manasına da olabilir. Yukalu mekanun ve mekanetun.
ve mukamun ve mukametun veya makamun ve mukametun. Mukam daha uygun. Ve kavlu kul ya kavmi amelu ala mekanetikum. Yani gücünüz yettiği kadar amel yapın. Burada kasıt o. Çok geçiyor bu çünkü. Yuhtemel, bunun şu manası mümkün. İ'melu ala temekkunikum min emrikum. İşlerinizi elinizden geldiği kadar yapın. İmkan bulduğunuz kadar. Ve aksa istitaatikum ve imkanikum. İmkan ve gücünüzün en sonuna kadar çalışın, yapın. Ve amelu ala cihetikum ve halitikum leti entum aleyhim. Aleyha, üzerinde bulunduğunuz hal ile alakalı, yani bulunduğunuz yolda devam edin. Yani ister inkar edin, ister etmeyin. Yuqalu lirraculi iza umira en yesbuta ala halihi. Bir kimseye olduğu yerde durması için emredildiği zaman şöyle denir. Ala mekanetike ya fulan. Bulunduğu yerde dur lan, yerinde dur. Tabii burada o mana değil yani. Ey üsbüt alama ente aleyhi. Bulunduğun halde devam et. İnni amilun. Ben de elimdeki bütün imkanlarla olduğum yerde duracağım. Allah. Yani Resulullah'a diyor. Ala mekaneti illeti en aleyhi. Üzerinde bulunduğum makamda, mevkide ben de amelim, elimden geleni yapacağım. Ey üsbütü ala küfrikum ve adavetikum li. Siz bana düşmanlık ve küfrünüzde sabit olun. Fe inni sabitun alel İslam. Ben de İslam'da sabit olacağım. Ve ala musaberetikum. Yaptığınız zulümlere sabredeceğim. Ve huve bu emru tehdidin ve vaid. Tehdit emridir. Olan elinden geleni yap. Ne yaparsan yap. Ben buradayım. Türkçe'de böyle kullanıyoruz. Ve deliluhu kavluhu. Şu ayetten dolayı. Nedir delili? Bura çok manidar. Diyor ki Kur'an-ı Kerim فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Bu dünya diyarının akıbetinde, yani akıbeti kimin lehine olacak? Çok iyi öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ey فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اَيُّنَا تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَ. Hangimize arzu edilen akıbet verilecek, göreceksiniz. وَهَذَا تَر۪يكُنْ لَط۪يفٌ مِنَ الْاِنْذَارِ. Yani zulme düşenleri uyarma noktasında çok tatlı bir yol bu. Kardeşim, istediğinizi yapın, göreceksiniz akıbetinizi. اِنَّهُ ama kesinlik o ki, لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Zalimler kurtuluşa eremezler. Ey el-kafirun, مَكَانَاتِكُمْ حَيْسُ كَانَ. Bütün Kur'an-ı Kerim'de mekanetekum değil de mekanatikum okumuş. Kim o? Ebu Bekir öyle okumuş. Yekûnü okumuş. Biz tekûnü okuyoruz. Hamze ve Ali. Tamam. Ve mevdu'un men. Menin mahallen irabı ref'un. Merfudur. İzâ kâne bimâna eyyü. Eyyü manasına alındığı zaman. Ve ullika anhu fi'lül ilm. İlim fiili ona talik ediliyor, bağlanıyor. Anlaşıldı değil mi? Yani kim olursan, hangi halde olursanız olun, bileceksiniz manasına. Te'lemun ona talik ediliyor. O zaman bütün cümle mi? Tabii. Ev masbun idâ kene bimâne ellezî. Ellezî manasına olursa mansub olur. Ve nisabımız dolduğu için burada kalır. Yanlış mıyım? Cezakumullahu hayran kesira ve allamenallahu ilmen nafi'a. Maşallah.